Merhabalar değerli işimin uzmanıyım seyircileri. Sektörler arası turumuza devam ediyoruz. Bugün Girne'deyiz. Pengutoy'dayız. Karşımızda Erkut Bey var. Merhabalar Erkut Bey. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Çok sağ olun. Burada vermiş olduğunuz hizmetlerden bahsedeceğiz ama öncelikle birazcık sizi tanıyabilir miyiz? Ben Erkut Günen. 1979 Lefkoşa doğumluyum. Lise öğrenimine kadar burada okudum. Daha sonra Ankara'da okudum. Süper. Türk Dili Edebiyatı ve Halk Bilimi üzerine. Daha sonra okul bittikten sonra Kıbrıs'a geri döndüm. Geri döndüğüm zaman da öğretmenlik yapmayı tercih etmedim. Kendi işimi kurmak istedim. Bu şekilde bu yolculuğa başladım. Süper. Sevdim. Peki hizmet anlayışınızda en çok neye dikkat ediyorsunuz? Şimdi bir kere Penguin Toys'tan alınan ürünlerin hepsinin bir kere sağlık sertifikası olması gerekiyor. Aa, süper. Sağlık bizim için en önemli kriter. Ondan sonra da uygun fiyat ve kalitesinin yüksek olması gerekiyor. Ürünleriniz nereden geliyor peki? Ürün genel olarak İspanya'dan gelen ürünlerimiz var. Alpino markasını getiriyoruz orada. Kırtasiye grubunda. Aynı zamanda Feber oyuncakları var. Akülü araçlar ve bahçe grubu oyuncaklarıyla ilgili. Süper. Feber'i getiriyoruz. Hazır bunlardan bahsetmişken ürün çeşitliliğinden birazcık daha fazla bahsedebilir misiniz? Burada neler bulmak mümkündür? Bir kere ilk başta eğitici oyuncak bizim en önemli farklılığımız, rakiplerimizden ve ürün portföyümüzde en geniş alanı o tutuyor. Eğitici oyuncak grubunda gerek akıl oyunları olsun, gerek ahşap oyuncaklar olsun, bunlarla ilgili çok fazla çeşit bulabiliyorlar müşterilerimiz. Aynı zamanda kitap grubumuzda da gerek hikaye kitapları, gerek eğitim kitapları, okulların ihtiyacı olan eğitim setleri, bunlar gibi çok geniş bir ürün portföyümüz var. Peki çalışma saatleriniz nelerdir? Biz sabah 8, akşam 7 mağazalarımız açıktır haftanın 6 günü. Pazar günleri şu anda kapalıyız. Zaten sokağa çıkma yasağı var pandemi koşullarından dolayı. Aynen öyle. Pandeminin tabii bize getirdiği sıkıntılar oldu bu kapanma süreçlerinden dolayı. Ancak bunu biz daha önce pandemiden önce çok aktif olmayan bir sitemiz vardı, penguintoys.com. Evet. Pandemiyle birlikte onu gündeme getirdik. Ve şu anda oradan da bütün ürün portföyümüzü, çeşitlerimizi, müşterilerimiz inceleyip oradan da sipariş verebiliyorlar. Bu noktada o pandeminin bize getirdiği tek payda o oldu diyebilirim. Süper. Yani bu dezavantajlı durumdan da avantajlı bir şekilde çıkabildik en azından. Aynen çıkmaya çalışıyoruz ve güzel oldu yani. Süper. Peki son olarak ileriye yönelik hedefleriniz nelerdir? İleriye yönelik biz sonuçta internetçi bir firmayız şu aşamada. Kıbrıs şartlarında üretim maalesef çok fazla yapılamıyor. O noktada bizim amacımız hani mağazalarımızın sayısını artırmak ve bu şekilde Kıbrıs halkına en iyi şekilde en iyi ürünleri en uygun fiyatta ulaştırmak. İnşallah da öyle olur Erkut Bey. Bu değerli bilgiler için size çok teşekkür ediyoruz. Bizi misafir ettiğiniz için sağ olun. Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için. Her zaman bekleriz. Sağ olun. İşimin uzmanıyım.